Şimdi suprahyoid kaslara bakalım. Bakın burada hyoid kemiği görüyoruz. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın burada musculus digastricus'un venter anteriorunu görüyoruz. Musculus digastricus'un venter anterioru. Şu şekilde çevirdiğimizde musculus digastricus'un venter posteriorunu görüyoruz. Hemen onun yanında bu görmüş olduğumuz kas musculus stylohyoideus kası, şu musculus stylohyoideus kası. Şimdi şuraya tekrar dönüyorum. Bakın burada musculus digastricus'un venter anterioru, onun altında musculus mylohyoideus kası. Bu tarafı daha derin planda çizmişler modelde. Musculus mylohyoideus'un altında da musculus geniohyoideus kasını görüyoruz. Musculus geniohyoideus. Şimdi başka bir modele bakıyoruz. Şöyle baktığımızda burada musculus digastricus'un venter anteriorunu, musculus digastricus'un venter anterioru, burada musculus digastricus'un venter posterioru, hemen onun yanında musculus stylohyoideus kasını, burada hyoid kemik ve şöyle çevirdiğimizde burada musculus mylohyoideus'u, şöyle sagittal kesitten bakıyoruz, bakın musculus mylohyoideus, burada ise daha derininde musculus geniohyoideus'u görüyoruz. Şimdi başka bir modele bakıyoruz. Tekrar oryante olalım. Burada gördüğümüz kemik hyoid kemik. Hemen bakın burada gördüğümüz kas musculus digastricus'un venter anterioru, musculus digastricus'un venter posterioru. Bakın bu processus stylohyoideus'la hyoid kemik arasında uzanan bu kas musculus stylohyoideus kası. Musculus digastricus'un venter anterior'un altında görmüş olduğumuz kas ise daha derininde musculus mylohyoideus kasıdır.